Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini körüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifiye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanım istiklalar ekranımız olsun. Xitay sağçıları 34 bin tur hesabını takıdı. Xitay sağçıları atılmış özek sözlerinin aldığını eliş namıda 34 bin tur hesabını takıgan. Xitay taratqolarının 23 dekabr xabar qilishicha, Xitay bu yil 4 ayda atalmış internetki ösek sözlerge zərbi beriş hareketini qozgan bolup, bu jarayanda Xitay saqçıları 34 000 tor hesabatını taqap, bununqa münasibetlik 6300 adamni jazalagan. Xitay JX ministerligi yana zərbi beriş hareketini teximi yuqori balliga kötürüşünü qarar qilgan bolup, 2024 yılını tordiki atalmış ösek sözlerge qarıştırıştiki alahide hareket yili qilib bekitgan. Xitay rejimi xalqning tor ishiltishini azaldan qattiq kontrol qilib kelgan bo'lib, atalmish muqimlikni saqlash namida har vaqt xalqning tor hisobotini taqib, Xitay kompartiyasining engig'i mos kelmaydigan yoki Xitayni tanqid qiladigan mazmunlarni cheklab kelmoqda. Bildirilishicha, Xitay JX ministerligining taqash harakati Xitay kompartiyasi markaziy komitetining yaqinda o'tkazilgan iqtisodiy xizmat yig'ini bilan munosabatlik bo'lishi mumkin ekan. Xitay markaziy televiziya stansiyasining 22 dekabr xabar qilishicha, Xitay JX ministerligi butun Xitoydagi ommaviy bexatarlik organlarini tashkillab, atalmish 100 kunlik tordagi o'sak so'zlarga zarba berish faoliyatini boshlab, yolg'on saqchi ufkurlari, yuqum ahvoli qatorliq qonunsiz va jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berish kerakligini Növətdə bütün JX tarmaqıdakı orqallar 4800-dən artıq tordu ösək söz tarıqtış dilosunu təkşürüb, 6300-dən artıq adamını cazalab, 34000 tor hesabını taqıqallıqını aşkarlıqan. Xitaydakı qarız kirisi kengiyib, nurğun şirkət vəyran buluş arıqpı turğuzdi. Xitaydakı öymülük qarız kirisi davamlıq kengiyi səbəblik, yeni bir qancı çoğun şirkət New York'ta vəyran buluşunu qoğdaş arıqpıqı iltimas qılğan. Amerika vazining 23 dekabr xabar qilishicha, Xitoyning Guangzhoudagi asosliq uy mulk shirkati Auyan Guruhi cheklik shirkati shirkatning qarzini qayta tashkillash jarayonida da'vo va hisobot aniqlashdan saqlanish maqsadida Amerikaning New York sotiga vayron bo'lishni qo'g'dashni iltimos qilgan. Xitoyning uy mulk kasbidagi krizisining kun sari og'irlashishiga agishib, yana bir cho'ng uy mulk taraqqiyot shirkati Amerikaning vayron bo'lish qonunining 15-bobiga asosan New York sotiga vayron bo'lishni qo'g'dashni iltimos qilgan. Ilgari Xitoyning Xingda guruhi, Sunak Kaysa guruhi, zamonaviy uy sotib olish guruhi, Rongsheng taraqqiyoti qatorliq shirkat va guruhlar qarz krizisi sababidan Amerika sotidan qo'g'dashini talab qilgan. Nikkei Asiyaning 22 dekabr xabar qilishicha, Auyan shirkati 21 dekabr New York sotiga ariz sungan bo'lib, Amerika qonuniga asosan bundoq bo'lganda haqdorlar sot jarayonida qarzdor ustidan ariz qila olmaydi ekan yoki qarzdorning Amerikadagi mol-mulklarini tartib ololmaydi ekan. Xitoy islom dushmanligi siyosatini oqlashga urinmoqda. Xitoy rejimi Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir parchasi sifatida davomlashtirayotgan islom va musulmonlarga qarshi terror siyosati xalqaro jamiyatda kuchli kun tartibga kelgan bir paytda o'zini oqlashga otlangan Xitoy rejimi navbatda chaqmay qoldirib qo'ygan masjidlarni keng doirada tashviq qilishga boshladi. Tangritog to'rining 22 dekabr xabar qilishicha Xitoy rejimi atalmış kishilik huquqni kafolatlantirish hikoyasi nomida qismliq tashviqot programmasi ta'sis qilishi orqali yaqinqi yillarda Xitoyning masjidga qish harakatidan ma'lum maqsad bilan qoldirib qo'yilgan oz sondagi masjidlarni kuchab tashviq qilib o'z jinoyatlarini inkor qilishga uringan. Xotan shahri Navoq ko'chasiga joylashgan jami masjidining xatibi Ubul Hasan Tursun Niyoz Xitoyning o'rgatgani bo'yicha men vazifa o'tayotgan jami masjidi 1848 yili qurilishga boshlangan. Ilgari masjidning sharoiti intayin oddiy bo'lib, faqat necha 10 kvadrat metrlik namoz o'qish zalida qistilishib namoz o'qig'ili bo'ladi. Navbatda jamiyatdagi namoz o'qish zalining ko'lami 1000 kvadrat metrdan oshdi. Suv to'k yetkazildi. Roza tutish, dini bayramlarni o'tkazish qatorliq normal dini faoliyatlar butunlay shaxsning orzusi bo'yicha bo'lib, hech qanday cheklamaga uchirmadi deb bildirilgan. Xitoy rejimi 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan 5 yil ichida Sharq Turkistonda islom dinini xitoylashtirishni qonunlashtirganligini tunji qitim e'lon qilib, mazkur planga asosan tez sur'atda ijro qilishga boshlagan islom dushmanligi siyosatida hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid cheqib o'tildi yoki buzib o'tildi.
Ondan başka dinga alakadar barlık şirketler toluk çekilinip, halk İslam'dan bütünlüğe vazgeçişki mecburlandı. Xitay rejimi yana 20 dekabr atalmış Şinjan'da kişilik hukukunu kanunçılık cihetinin kapaletlendiriş doğrusudaki dokulatnamlık köktaşlık kitabını ilan kılıp, halkının dini ve milli kimlikinin bütünlüğe koğdalgalıkını, dini erkeklikten toluk kapaletki iki işgallikini carısalgan bozumu, emeliyette İslam dinini xitaylaştırış, dinni sosyalizmga boysundurish degandek safsatalar bilan Sharq Turkiston xalqini dini, milli qimmat qarashlari, urf-odatlari, qisqasi ularni Xitoy oldida roshan farqlantirib turayotgan barliq narsasidan ayirib, butunlay xitoylashtirish va buningga har qanday tariqada e'tiroz bildirgan yoki bildirish ehtimolligi bo'lgan barliq uyg'urlarni yo'qotish siyosatini ijro qilmoqda. Amerika Xitoyning Asiya obort supsini ishiltishni cheklaydi. Amerika parlamenti kanun makullab, Amerika Müdafiye Ministerliğinin Xitayının Asiya obort süpüsü loginqi tayındıgan herkandaq deniz portunu işiltişini çekledi. Amerika vazının 23 dekabr xabar qilishça, Amerika parlamenti kanun makullab, Xitayının Asiya obort süpüsünü işiltişini çekilgen bolup, Avan Palata azası Tom Cotton bilen Avan Palata azası Michel Stil, Xitayının devlet Asiya obort süpüsü Xitayının yük ve paraxotlarının hareketini izgoglap, Saudi portlarına tayındıgan Amerika'nı nazarat qilishiga yo'l ochdi degan. Bildirilishicha Amerika parlamenti ma'qullagan 2024 yillik moliya hamjoti davlat mudofaa huquq berish qonuniga tuzish kirgizish loyihasida yana Xitoyning davlat ashyo obort supsini ishiltadigan har qanday portga federatsiya mablag'ini ishiltishni cheklagan. Devlet müdafiye hukuk beriş kanunu 13 ayının 14 günü makullanan bulup, Xitayının devlet eşya obort süpüsünü çekleş kanun lahisi imzalanıp 6 aydın kini küçüke ige buludikken, Prezident Joe Biden mezkur devlet müdafiye hukuk beriş kanunuğa tihe imza koymağan. Amerika avazının ilhat ziyaretini kubul kılgan Tom Cotton, Xitayının devlet eşya obort süpüsü tehdidinin intayın iğir işgallikini, eşya obort süpüsü Xitay rejiminin rehberlikide hareket kıldıganlıkını, Xitayının 63 devletteki tahminen 100'den artıq portqa mablağ salganlıkını bildirgen. Taliban'nın Xitaydaki elçisi Xitay taşqışla əmeldarı bilen körüşdi. Afganistan hükümetinin Beijing'de turuşluk baş elçisi Asadullah Bilal Kerimi, Cuma günü Xitay Taşqi İşlar Ministerliği Asiya İşleri Bölümünün baş əməldarı Liu Jinsong bilen görüşüp, Afganistan-Xitay münasibeti haqqıda söhbətləşdi. Afganistan'nın Beijing'de turuşluk baş elçixanasının bayanatıga asaslanğanda, Kerimi Afganistan'nın her qaysı jaylarda bihatarlıqning kapaletke ige qilinganlıqını ve Xitay şirketlerinin Afganistan'daki ul əsləhe, taş yol, energiya ve başka sahalarga məbləğ silişi üçün yaxşı fırsat barlığını təkidləgən. O, Vahan koridorunun iki dövlət otursudaki mühim qatnaş ve soğudu yoluğa aylanışını ve iki tarafının bu yolunu etişki küç çıxırışını ümit qıldığalıqını bildirgən. Kerimi sözü diyene Afganistan'dan Xitay bilen hemkarlaşıp miskeni türüde Xitay şirketleri bilen emeli hizmetlerini başlaşkı tayar işgallikini bildirgen. Baş elçi rayonunun bihaterlikinin Afganistan'dan bihaterliki bilen münasibetlik işgallikini Afganistan hükümetinin bihaterlik, tinişlik ve mukumlikini öz devleti üçün muhim deb qarğını dek koşun devletlerinin mukumlikini ümit kıldığalıqını təkidligen. Kerimi yana Afganistan'da 40 yıl devamlaşkan uruş ahırlaştı. Zehirli çekimdeki humar buluş, çiriklik ve başka nurgun meseleler tohtutildi. Afganistan hiç kimge hiç kandak tehdit payda kılmaydı ve İslam emirliki bununla yol koymaydı degen. Bayanatta Liu Jinsong, Xitayının Afganistan'ın içki işlerine arlaşmaslık ve Afganistan'ın devlet ilgilik hukukuğa hürmet kıldığalıqını kayıt tehditlegen ve Afganistan İslam emirlikinin bihaterlik sahasıdaki tirişyalıqını intayın muhimde qarğanlıqını bildirip, Xitay bilen Afganistan münasibetide hiç qandaq mesele bolmaslıqının özüla intayın muhim. Münasibetini muqumlaştırış tirişyalıqımı devamlışı kerek deyen. Xitay əmeldarı yana Xitay şirketlerini Afganistan'daki her qaysı sahalarga məbləğ selişqa ilhamlandırdığalıqını bildirgen. Yaponiya Deniz Okean şirketleri Husilerinin hücumları sebebiden qatnaş liniyesini özgertti. Yaponiya Deniz Okean şirketleri Yemen'deki İran kollabatkan Husilerinin Kızıl Deniz'den ötken soğudu paraxotlarına yıkındım buyan hücum kılışını başlayışıdan kiyen qatnaş liniyesini özgertti. Yemen'deki Husilerinin hücumları Akdeniz'ni Kızıl Deniz'e tutaştırdıgan ve Yerşarı soğudasının 12%'ini işe aşırıvatkan Suveyş kanalının paraxotlarının ötüşüge iğir xavup şekillendirgen bulup, Yaponiya Devletlik Radyo Televiziya İdarisi NHK'nin haber kılışı, Nippon Yusen ve Mitsui Oseka liniyesi şirketleri Avrupa'ya baradığan transport paraxotlarının yolunu özgertgen. Xabarda bu liniya özgürüşünün
Husilerin İsrail'e çetişlik transportlarını hücum nişanı kılış ihtimallığı sebebinden bolğanlığı ve paraxotlarının Cenubi Afrika'daki ümit tumşkı tarafı yüzlendirilgenliği bildirilgen. Devletlik taratkolarda Kawasaki, Kisen, Keisha ve Okyan Tori tiz yollanma şirketlerinin ama Husilerin hücumları sebebinden transport liniyesini özgertgenliği haber kılıngan. Yeni liniyelerinin mal yetkizişli keçikişlerini ve katnaş tennerhanamı üsüp gitişini keltürüp çıkarışı dünya ıqtisadı da təmillet zanciri krizisiğe sebep buluduğalıqı haqqıdaki endişeler küçeymekte. Hürmetli görmelerimiz, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ətki programımızı görüşükçe aman boğa işler. Assalamu alaikum ve rahmetullah.